RFSU bilgilendiriyor. Doğum sonrası dönem. Doğum sonrası vücut tekrar uyum sağlamaya çalışır. Ve birçokları hem vücudunda hem de duygu durumunda değişiklikler hisseder. İnsan kendini hem depresyonda hem de neşeli hissedebilir. Bu dönemde doğum sonrasında olduğu gibi mümkün olduğunca çocuğa yakın olmaya çalışılmalıdır. Fiziksel temas çocukla bağ kurmak için iyidir ve süt üretimini etkileyerek sütün gelmesini sağlayabilir. Doğumdan hemen sonra çocuk meme emmeye başlar. Sonra uzunca bir süre uyur. Tekrar uyandığı zaman bebeklerin sık sık emmek ve uyumak istemesi normaldir. Emzirmek veya biberon ile süt vermek zor geliyorsa yardım almak iyi olabilir. Doğum sonrası rahim büzülür ve ağrı hissedilir. Bu biraz ağrı yapsa da rahmin iyileşmesi ve kanamanın azalması gereklidir. Ağrı kesiciler bu acıyı azaltabilir. Rahimdeki yaranın tamamen kapanması ve kanamanın tamamen kesilmesi yaklaşık 4 hafta sürebilir. Kanama tehlikeli değildir ama kötü bir kokusu varsa veya ağrı yapıyorsa ve ateş varsa bunlar rahimde enfeksiyon geliştiğinin belirtisi olabilir. Bu durumda acilen tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Doğum vajinal yoldan gerçekleştiyse rahimde yırtılmalar olması, yanma hissi veren küçük yaraların olması, idrar ve kaka yaparken acı hissedilmesi doğal bir durumdur. Eğer hassasiyet ve şişkinlik varsa, soğuk bir havlu veya yumuşak bir zemin üzerine oturmak acıyı hafifletebilir. Sezaryen ile doğum yapan bir karında ve ameliyat yeri çevresinde büyük ağrılar hissedilebilir. Ağrı yapsa bile hareket etmenin önemli olduğunu unutmamak gerekir. O zaman iyileşme daha çabuk gerçekleşir. Kanda pıhtı oluşması ve kabızlık riski azalır. Ancak ağır kaldırmaktan çekinilmelidir. Dinlenmek ve bol bol sıvı tüketmek vücudun tekrar kendine gelmesine yardımcı olur. Doğum sonrası bir ebeye giderek her şeyin doğru gidip gitmediğini kontrol ettirmek önemli bir husustur. Doğum sırasında ciddi ve doğum sonrası zorluk çıkarmaya devam eden yaralar almış biri, doğumdan çok sonra bile olsa tedavi için bir sağlık merkezine başvurmakta gecikmemelidir. Hem gebelik hem de doğum pelvise yani leğen kemiğine aşırı yüklenme yapar. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen devam eden ağrıları olan biri yardım almak için bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Doğum sonrası pelvisin alt bölümündeki kaslar iyice genişlemiştir. Bu da hem idrar kaçırmaya hem de gazların tutulamamasına neden olur. Bazıları kakasını dahi kaçırabilir. Pelvis altı kaslarını güçlendirmek için sıkma ve gevşeme egzersizleri yapılması etkin bir yöntemdir. Vücudunuzu gevşetin ve kalın bağırsaktan vajinal mukozaya doğru sıkma çalışması yapın. Hem gebelik sırasında hem de sonrasında hemoroidlerin ortaya çıkması oldukça alışılmış bir durumdur. Hemoroid yani basur, reçetesiz ilaçla tedavi edilebilir. Henüz yeni doğum yapmış birinin cinsel hayatının bundan etkilenmesi normal bir durumdur. Bu, birçokları için isteğin azaldığı bir dönemdir. Pek çoğunun da vajina ve vajina mukozasında ya da sezaryen sonrası karın bölgesinde ağrıları vardır. Nasıl hissettiğinizi anlamaya çalışın ve vücudunuza iyileşmesi ve eski haline dönmesi için zaman tanıyın. İlişkiye girmeden önce tekrar gebe kalmak istenmiyorsa, koruyucu kullanmayı unutmamak gerekir.
Danışmanlık hizmeti isteyenler, sorunları veya bir takım kaygıları olanlar hemen bir ebe kliniğine, jinekoloğa veya sağlık merkezine başvurmalıdır. Herkesin doğum sonrası iyi bir sağlık hizmeti, yardım ve destek almaya hakkı vardır.